hayatlarınızı hayallerinize dönüştüren program En Güzel Dönüşüm başlıyor. Bugün İstanbul Sarıyer'de yaşayan Serpil Battal'ın evine konuk olacak ve salonunu dönüştüreceğiz. Ben Serpil Battal, İstanbul'da oturuyorum. Salonumdaki mobilyalarımın birbiriyle daha uyumlu olmasını istiyorum. Daha ferah bir renk olsun diye size başvurdum. İsmim Burcu. Teyzemle aramızda çok özel bir bağ var. Kendisi aynı zamanda benim süt annem. İsmim Tuğba Battal. Kayınvalidemin salonunda renklerden memnun değilim. Ben daha antrasit olmasını istiyorum. Ben daha çok açık tonlar daha iyi gider diye düşünüyorum. Çünkü burası çok güzel ışık alıyor. Zaten aydınlık bir oda. Çok aydınlık olması böyle gözleri kamaştırır diye düşünüyorum. Sunucumuz hiç vakit kaybetmeden Battal ailesinin evine ilerliyor. Fox ekranlarından herkese merhabalar. Bugün İstinye'de Serpil Hanım'ın salonuna konuk olacağız. Hazırsak En Güzel Dönüşüm başlasın. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, hoş geldiniz. Serpil Hanımcığım, ben Serpil abla diyebilir miyim tabii, daha lütfen, baştan hemen? Nasıl gidiyor, yolunda mı her şey? Çok şükür, yolunda. Bize salonunuz için başvurdunuz. Biraz sizinle konuşmak isterim, önden tanımak isterim. Hoş geldiniz. Serpil ablacığım, sen biraz kendinden bahsetsen, sonra sırayla soracağım herkese. Tabii ki. 40 yaşındayım, aşçıyım. Ooo, aşçısınız. Evet. Çok güzel. Yani salonumda güzel bir değişim istemiştim. Aha. Onun için size başvurdum. Çok güzel. Peki aşçısınız, anladığım kadarıyla yoğun bir çalışma evet, temponuz var. Evet, 700 kişilik bir mutfakta yemek hazırlamak. 700 kişiye yemek hazırlıyorsunuz. Evet, evet. Serpil abla ne yaptın sen ya bizi? Biz ekipçe burada bugün evet, bayram edeceğiz. Bugün ziyafet var size. Ya, çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Ben yakınlık derecelerinizi öğrenmek isterim. Sizi tanıyalım. Ben yeğeniyim. Aynı zamanda süt annem oluyor kendisi. Sadece teyzem değil. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Ablanızın kızı. Evet, ablamın kızı. Çok güzel. İsminiz? Burcu. Burcu Hanım. Sizi de tanıyalım. Ben Tuba Battal. Kayınvalidem kendisi. 3 hafta önce evlendim. Aa, bayağı yeni gelin. Evet, yeni gelinim. Çok tatlı. Siz böyle gerçekten abla kardeş gibisiniz. Evet. Anlamadım ben. Kayınvalideniz, siz gelinsiniz. Bir yeğen var. Evet. Serpil evet, ablacığım çok şanslısın gerçekten. Çok şükür, maşallah diyeyim. Çok şükür. Tahtalara vurayım. Hepiniz genç kız evet, gibisiniz. Abi, yeni evlendiniz. Evet, yeni evlendim. Aile apartmanı burası. Bizim evimize yenilikler olunca annemin de evinde yenilikler olsun istedi. Çok güzel. Sizin eviniz aşağıda. Evet, bir alt katta oturuyorum. Harika. Burada herkes tanıdık o zaman. Evet, aile, evet, apartmanı. Aile apartmanı. Anladım. Biz çok güzel bir apartmana düştük. Öyle anlıyorum evet, ben. Evet. Belki size de uğrarız ne? Belli mi olur? Inşallah. Bir çay sohbetidir efendim ben. Çünkü beklerim, şimdi 700 kişiye yemek yaptığını öğrenince Serpil ablanın. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle sizinle bugün mutfakta bir şey yapmak isterim. Tabii ki. Yani belli ki bu evet, el evet, lezzeti tadılmalı. Evet, evet. Siz bizim dış sesimizle tanıştınız mı? Bir dış sesimiz var bizim. Beyza. Hoş geldin dış ses. Hoş bulduk. Serpil Hanım'ın aşçı olduğunu duyunca hemen geldim. Dış sesin neyle hayatta tutunduğunu sorarsanız yemekle. Oo, dolayısıyla nerede bir şey yapılıyor, nerede yemek yeniyor dış ses orada. 700 kişiye yemek yapıyormuş biliyor musun Serpil ablamız? Ben bu bilgiyi öğrendiğim andan beri hayaller kuruyorum. Sen burada 3 gün çalışırsın ben sana söyleyeyim. Serpil Hanım başka varsa odanız dış ses kendi evinde her gün bir odanıza girmek isteyebilir. Seve seve. Serpil Hanım tüm evinizi dönüştürebiliriz. Seve seve. Biz belli ki burada uzun kalacağız. Çok tatlısınız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi bir dönüşüm ekibini çağırıp burada üzerine neler yapabileceğimizi konuşmak isterim. Ama ondan önce nasıl bir şey hayal ediyoruz biz salonda? Onu bir duyayım sizden. Yani renk olarak nasıl bir değişiklik? Bu eve taşındığınızdan beri herhangi bir değişiklik yaptınız mı evde? Yani yok, yapmadık. Hayır, yapmadık. Yani 21 yıldır evliyim. Hı-hı. 21 yıldır yani bir değişiklik yapmadık. Sadece mobilyalarımı 2 yıl önce, hı-hı, değiştirdim. O kadar güzel bir değişim. Hani böyle bir biraz daha bir tık beyaz renklerden, aha, beyaz tonlardan hoşlanıyorum. Açık renkler, evet, açık daha renklerden, aydınlık bir daha şey ferah, hayal ediyorsunuz. Böyle mobilyaların da birbirine uygun değildi renkleri. Aha. Onun için de başvurdum. Anladım. Onların böyle yani bir bütünde olmasını evet, istiyorsunuz evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet.
Sizler bu değişiklikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sana da sormak isterim biraz. Sen sanırım burada mı yaşıyorsun normalde, İstanbul'da? Şu an staj için buradayım. Staj için normalde buradasın. İzmir'de okuyorum. Ay çok güzel. Bu değişiklikten haberin var ve finalde bizimle olacaksın sanırım. Evet, evet. Harika, buradayım. Çok güzel. Çay sohbetinde de beraber. Ay çay sohbetinde, ay çay sohbetleri yemekler bugün bu bölüm harika geçer. Kızlar çok tatlı oldu. Kızlar diyorum çünkü gerçekten evet. Bir kızlar grubu gibisiniz. Çok güzelsiniz. Şimdi ben çok iyi anladım neler istediğimizi. Bunu dönüşüm ekibiyle paylaşacağım. Dış ses de burada şahidim zaten, duydu. O da çok güzel çalışıyor sağ olsun. Gün içerisinde buraya ufak dokunuşlarla ilgili alışveriş yapmamız gerekirse de ona da çıkarız. Tamam. Bunların hepsini dönüşüm ekibiyle konuşup işi başlatıyorum. Anlaştık tamam, mı? Tamam, teşekkür ederim. Süpersiniz. İlk iş olarak zemin koruyucu örtüyle koruma altına alınıyor. Daha sonra salondaki mobilyaların kapakları yerlerinden sökülüyor. Şule ve Burçak Usta bu salon için nasıl bir dönüşüm planlıyorlar acaba? Şule, en sevdiğimiz noktadayız. Gene iş bizim. Burada ne yapacağımızı konuşacağız. Gene kafadaki planları uygulayabileceğiz mi sence? Uygulayacağız. Alan bizim. Şu anda artık uygulayacağız ama nereden başlasak, ne yapsak? Biraz fazla boyama işimiz var burada. Yani boya da çok fazla, eşya da çok fazla. Aslında çok büyük gibi gözüküyor, çok büyük değil. Ama eşya var mı? Var. Ama yok gibi bakıldığında. Bilmiyorum, bugün gerçekten duvardan mı başlasak, mobilyadan mı başlasak? Nasıl başlayalım? Bence duvardan başlayalım. Yani Nurettin Usta ile önce duvarı bence bir ne yapacağımızı organize konuşalım. Organize edelim. Evet. Çok böyle çılgın şekillere gidelim mi? Yoksa sade mi kalalım? Bence burada TV ünitesi vesaire biraz duvarı kapladığı için duvarda çılgın değil de daha böyle sade gidelim derim. Ne dersin? Tamam, anlaştık. Daha böyle sakin, daha dingin bir tonda evet. Giriyoruz. Tamam, Nurettin abi o zaman bugün çok sevinecek desene. Bence de. Az çekin, çabuk bitecek. Evet, ama bugün bizim işimiz çok fazla. Nurettin abi sevinecek ama olmadı Nurettin abiye gel bize destek ol deriz, olmaz mı? Olur, yardım et deriz, ne yapalım? Hanımlar... Size güzel bir haberim var. Ne gibi? Ekip de size yardım edecek. Öyle mi? Oo, çok şanslıyız. Yani herkes kamera arkasından kamera önüne mi gelecek? Aynen öyle. Masa ve sandalyeleri kamera arkası ekibi boyayacak. Seferberlik ilan ediyoruz. Ya çok ne seviyorum denir? Ben bu ekibi. Harikalar. Ne denir? Allah çok razı teşekkür olsun ediyoruz. Ne Süper. O zaman ne diyelim? O zaman kalabalıksak hiç korkmayalım. Ekip de sağlanmış. Ekip de sağlam. Arkamız da sağlam. O zaman ne diyelim? O zaman dönüşüm başlasın. Şule ve Burçak Usta başlangıç düdüğünü çalar çalmaz Nurettin Usta'mız kolları sıvadığı gibi duvarı boyamaya başlıyor. Kolay gelsin Nurettin Usta. Sağ olun. Ne yapıyoruz bugün? Bugün boyalarımıza başladık işte. Duvarların aslarını geçiyoruz. Kurduktan sonra da ikinci katlara geçeceğiz. Şule hanımlar da şu anda dolapları falan zımparalarını yapıyorlar. Astarlarını vuracaklar. Hep beraber güzel bir şey çıkaracağız. Ev sahibimiz seçilen renkleri beğenecek mi sence? Beğenir. Çünkü özellikle seçtik. Çok güzel iki tane rengimiz var. Ama sana söylemeyeceğiz, sana da sürpriz olsun. Zaten siz bana hiçbir şey söylemiyorsunuz ki. Ama öğreniyorsun ki sen. Biz söylemesek de sen öğreniyorsun. Bir şekilde öğreniyorsun. Benim her yerde gözüm kulağım var ustam. Evet, aynen. O zaman sana kolay gelsin. Sağ olun.